Sevgili izleyiciler, rahmetli eşim Mehmet Barlas bize veda edeli bir yıl oluyor. Bu bir yıldan önceki tüm zamanların en ileri gazetecileri arasında olarak ben görüyorum kendisini. Şimdi onun hayatını anlatan belgeseli izleyeceğiz. Ama daha belgeseli izlemeden önce bir şey yapacağız. Yani sen bir kere söyle, bir yıl nasıl geçti? Ne hissediyorsun? Vallahi geçmedi. Çok zor bir şey. Mehmet cismen de akıl olarak da kocaman bir adamdı. Yokluğu da çok büyük oldu benim için. O büyük yokluğu doldurmak pek kolay olmayacak galiba. Ama insan durumuna alışmak zorunda olduğunu biliyor. Bir de kaybı, insanın kaybı eğer çok değerliyse onun yokluğu daha da ağır oluyor diyebilirim. Şimdi onun hayatını anlatacağız. Kurtuluş, sen son zamanlarına şahit oldun. Ya Mehmet abi bizim için tabii medyada, basında kutup yıldızı gibiydi. Onu bütün tecrübesini, birikimini anlatırdı, yansıtırdı. Sadece yazılarından değil, baş başa konuşmalarımızdan da çok öğreticiydi. Öğretmen gibiydi adeta. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ekrem Bey, siz öldüğü zaman cenazesinde çok güzel şeyler söylemiştiniz. Nereden tanıyordunuz? Nasıl tanışmıştınız? Mehmet Barlas'ı ben gençliğimden itibaren, yani 70'li yıllardan itibaren okuyan birisiydim. Bir arada çok az bulunduk. Değişik vesilelerle yapılan toplantılarda falan, yani baş başa bir sohbetimiz ya da bir arada bulunmamız olmadı ama büyük ihtimalle yazdığı her şeyi okuyan ve bu arada televizyondaki programlarını hakikaten ciddi bir dikkatle izleyen, NTV radyodaki programlarını, o müzik programlarını falan filan da. Çünkü hayatı hakikaten her veçesiyle kucaklayan istisna şahsiyetlerden birisiydi bana göre. Dolayısıyla bir de bence en önemli tarafı, hani her devrin adamı diye bir laf vardır. Bu laf biraz küçümseyici bir laftır. Sayın Barlas her dönemde var olan ama hiçbir zaman kimseye rağm olmayan, kendi doğrularıyla ayakta duran, bir takım sıkıntılara katlanmayı pahasına doğrularını herkese her şekilde söyleyebilen, dik duran bir insandı. Dolayısıyla o zannediyorum vefat döneminde asbelkader işte söyleyebildiğim şeyler, buradan hareketle söylediğim şeylerdi. Yakinen tanımasam da saygı duyduğum, hakikaten her dönemde dikkate alınması gereken şeyleri dile getiren, söyleyen, kiminle görüşürse görüşsün, ben özellikle Erbakan Hoca ile yaptığı toplantılarda falan bulunurdum. Oradan mesela hatırladığım şeyler, son derece makul ve mantıklı, objektif konulara ağırlık veren, herhalde o dönemde kiminle görüşürse görüşsün, diyelim ki işte Ecevit'le ya da Demirel'le ya da sonra rahmetli Özal'la, ismi geçen herkesle bir araya geldiğinde onların hoşuna giden şeyler değil, Türkiye'nin bu ülkede olması gereken, bu ülke için düşünmesi gereken şeyleri öne getiren, bunlar üzerinde çalışan, buna kafa yoran ve özellikle katıldığı tartışma programlarında falan bunların altını çizen bir isim. Evet. Yani buradan gelen bir yakınlık, bir sevgi, bir sempati. Çünkü çok iyi, çok güzel anlattınız. Hakikaten şaşırmıştım. Evet, Nazif'cim sen? Ben Mehmet Barlas'ı özgürlükleri ve demokrasiyi her daim savunan bir meslek büyüğümüz olarak biliyorum. 28 Şubat'taki duruşu özellikle benim için çok değerli. Ben de o dönemde Akit gazetesinde çalışıyordum. Bedel ödemiş, işsiz kalmış da Canan ablanın anlattığı, burada sürekli işsiz kalmış bir insan. Bu yakın dönemde de bu programda da bizi her zaman cesaretlendirdi, her zaman teşvik etti, motive etti. Sizin evde de görüştüğümüzde hep bize öğütler verdi, hep bizi cesaretlendirdi. Kendisini hiç unutmayacağız. Özlüyoruz kendisini özellikle. Şimdi belgeselde de Burhan arkadaşımız, Burhan Aytekin'i tabii, tebrik ediyorum. Çok güzel bir belgesel hazırlamış. Haber'de tabii belgesel ekibi çalıştı, evet. Çok güzel. Tabii bu belgeselin daha final hali değil bu. Buna eklenecek görüşler, yorumlar var. Bir de şunun altını çizmek lazım. Şimdi göreceksiniz belgeselde Başbakan Tansu Çiller de konuşuyor. Ne yazık ki onun da eşi aynı tarihte 1 Haziran'da vefat etti ve yarın cenazesi var onun da.
Başbakan Tansu Çiller'e de başsağlığı diliyoruz. Ve şimdi Mehmet Barlas'a veda belgeseline paslıyoruz programı. Mehmet çok farklı birisiydi. Yani Mehmet'i tanımak lazımdı. Çok önemli insancıl yönü vardı. Sıcak, şefkatli, samimi. Babamla çok yakın bir ilişkim vardı. Her gün beraberdik. Çok çok yakındık. Çok akil bir insandı. Çok akıllıydı. Çok kültürlüydü. Babalıktan daha ziyade öyle bir rol model gibiydi. Çok cesurdu. Hiç ben korktuğumu görmedim. Dolayısıyla bir kahramandı benim için. Çok iyi bir aile babasıydı. Yani onun için aile iç kaleydi. Babam hayatımın aşkıydı. Hiçbir zaman eve hüzün veya şikayet getirmezdim. Bir abim olmadı benim, öz anlamda söylüyorum. Bu boşluğu dolduruyordu beni. Mehmet Barlas ayrı bir bütündü. Engin bir genel kültürü vardı. Her konuda son derece bilgili, son derece derinliğine bilgi sahibi olan bir insandı. Tarihten geleni bütün dünyanın gidişatıyla, geleceğiyle bütünleştirebilir. Google'ın, internetin olmadığı dönemde her şeyi bir kere ona sorarak öğrenirdi. Çocuklarına söylediği birçok önemli şey vardı. Hayatta aç gözlü olmayın. Saçın sakalın bir şey olursa ona karışırdı. Başka da bir şeye karışmazdı. Turgut Özal'la çok ciddi bir paylaşımı vardı. Tayyip Erdoğan'ı da yedirtmem dedi son sözlerinde. Devleti yöneten kişilerle yakın ilişkileri ve dostlukları olmasına rağmen bir devlet memuru üzerinde bunu hiçbir zaman bir baskı aracı olarak kullanmazdı. Kırılgan dönemleri gizli kahramanıydı. Mehmet Barlas benimle ilgili bir kitap yazmak istedi. Fakat daha sonra bir hastalık süreci olunca ben şimdi çok üzgünüm ona. Çünkü onun elinden çıkacak bir şey ayrıcalıklı olurdu. Telefon çaldı. Telefona da ben cevap verdim. Ben Beyaz Saray'dan arıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum dendi. Ben de panik halinde babama gittim, dedim ki Bush arıyor, ne yapmam gerekiyor diye. Müziğinle iç içeydi, müzikten hiç kopmadı son anına kadar. Gerek Türk sanat müziği, gerek Türk halk müziği konusunda fevkalade derin bir bilgisi vardı. Ciddi bir İbrahim Tatlıses hayranlığımız vardı ikimizin. Oturup saatlerle müzik dinleyip yaşardık. Oturduğu sofrada ki sohbetten sıkıldığı zaman hemen o Türk müziğin sesini açardı. Makamları bilir, usulleri bilir, sözleri bilir. Ya yani bilmediği hiçbir şey yoktu aşağı yukarı. Kişiliği özlüyorum. Çok ciddi şekilde özlüyorum. Yani öyle büyük bir güç, öyle büyük bir varlık insan hayatından gidince o boşluk çok büyük oluyor. Bence onu tanımak, onunla birlikte o günleri geçirmek bir büyük ayrıcalık. Biz babamın etrafında uçuşan kelebekler, ışığa gelen kelebekler gibiydik. Yani bizim aile hayatımızı böyle tarif edebiliriz. Onunla oluyum ve aynı soyadı taşıyoruz. Ve bununla gurur duyuyorum ben. Çok özlüyorum. Bu kadar. Veda. İnsanın en büyük vefası doğduğu toprağıydı. En büyük vedası da. Ama o
vedaları hiç sevmezdi. Gidişi de zamansız oldu. ...81 yıllık hayatına onlarca eser, yüzlerce televizyon programı sığdırdı. O, yakın Türkiye tarihinin en önemli tanıklarındandı. Bir bakıma toplumun hafızası, entelektüel birikimiydi. Ölümün yazıdan hızlı koştuğu yıllarda bile hiç korkmadı. O, bilirdi kalem kurşundan daha çok yaşatırdı. 1 Şubat 1979 günü ben Ankara'ya gidiyordum. Gece trenle bir akrabam evlenecekti. Sabaha karşı kondüktör uyandırdı, yataklı vagondaydım. Dedi ki Abdi İpekçi vurulmuş dedi. Abdi İpekçi'nin ölümü üzerine ilk reaksiyonları verdim Milliyet'e, manşete. 28 Şubat'ta bir hafta Zaman Gazetesi'nde çalıştım bir hafta. Toplantılara katıldım, daha iyi bir gazete yapalım diye bir gazete yaptık. Ertesi sabah gazete geldi, bambaşka yaptığımız mı? Niye böyle dedim. Hoca efendi beğenmedi, değiştirdi dediler. Ben dedim ki o zaman hoca efendi gazeteciyse buraya gelsin. Hoca ise gitsin camide otursun. Mehmet Barlas'ın dünya yolculuğu 15 Şubat 1942 yılında Ankara'da başladı. Gazeteci, Gaziantep eski milletvekili, eski bakan Cemil Sait Barlas'la Emine Şahin Giray'ın 3 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Mehmet Barlas'ın çocukluğunda babasının arkadaşı İsmet İnönü sık sık Barlas ailesini ziyarete gelirdi. Barlas'ın yazdığı ilk yazıyı da İsmet İnönü okumuş ve bir gün yazar olacaksın demişti. Yıllar sonra Mehmet Barlas bu hatırasını şu sözlerle anlatacaktı. Benim ilk böyle evde şaka olsun diye yazdığım yazıyı İnönü'ye okumuştu babam. 1964 seçimlerine ben o sırada Cumhuriyet Gazetesi'ndeyim. Ecvet Güres'in dedi ki git İnönü ile konuş dedi. Ben de İnönü'ye gittim. Hakikaten Halk Partisi merkezinde. Beni görünce hoş geldin Cemil Sait ne oldu dedi falan. Elini öptüm. Konuştuk, mülakatı yaptık. Ben hiç not tutmuyorum. Sen dedi benim söylediklerimi niye yazmıyorsun? Ben paşam aklımda tutarım dedim. Olmaz öyle şey. Daha önce bana göstereceksin dedi. Yazdım. Öğleden sonra üşüdü gittim Pembe Köşk'e. Mevhibe Hanım açtı kapıyı, eşi. Dedim ki paşayı görmem lazım çünkü yazı. Git yukarıda uyandır dedi. Gittim yukarıda. İnönü İsmet Paşa uyuyor. Başını okşadım, uyandırdım. O yanında gözlüğünü aldı. Sonra yazıyı aldık. Tamam dedi, olmuş gönder dedi. Yani yatakta uyandırmıştım İnönü'yü. Çocukluğunda yaz tatillerini Gaziantep'te Yargıtay Başkanı olan dedesinin yanında geçirirdi. Baba tarafından ailem oradan gelmiş. Yani amcam rahmetli Profesör Osman Barlas böyle bizim aileyi araştırmış. 16. yüzyıla kadar Antep'te uzanan bir kökü bulmuştu. Antep lehçesi ayrıdır, kültürü ayrıdır, bir de mutfağı ayrıdır. Yani Antep'in mutfağı tabii benim bütün hayatımı etkiledi. Hala şu anda bizim evde Antep yemekleri pişer. Antep yemeklerini, ben İstanbulluyum ama bir Antep gelini olmaya çalıştım. Antep yemeklerini öğrendim. O da bunları çok severdi. Misafirlerimize onları ikram ettiğimiz zaman herkese bir şey uyanırdı. Hem ağız tadı hem de bir sahicilik vardı bu işin içinde. İlk evimizdeki ilk beraber günümüz. Babamın akşam evde yemek yapmıyordum tabii ki. Tamam yani işte karışma şimdi. İlk yemek, ilk pişirdiği yemek. Ne yemek var dedim, çorba dedi. Bana sadece suyundan ver dedim, suyu yok dedi. Hiç çorbanın suyu yoktu. 40 yılda öğrendi tabii. Siyasetçi ve hukukçu babasının da etkisiyle Mehmet Barlas 1959'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Ardından 1971 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe henüz öğrenciyken babasının Son Havadis gazetesinde başladı. Babam her zaman babasınla olan anılarından bahsederdi. Dedemin yazılarının notlarını kendisi tutarmış. Yani gazetecilik aşkıyla büyümüş. Babası çok önemli bir tek parti dönemi bakanı Cemil Sait Barlas. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yapmış zamanında. CHP içi darbe sırasında
idama mahkum oluyor. Halkı heyecana getirmek, hezeyana getirmek meselelerinden. Onun üstüne Mehmet, burası bir Orta Doğu ülkesi, çok tehlikeli bir yer, ben hiçbir zaman siyasete girmem dedi. Bir süre Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı da yaptı. Hatıralarsanmış dört bir yanımı, baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de, bana her şey seni hatırlatıyor. Barlas, ailesinden aldığı destekle başarıya giden merdivenleri bir bir tırmanmaya başlıyordu. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Babamın öldüğünü, trafik kazasında vefat ettiğini doktor bana söyledi gittiğimiz Adapazarı'nda. Yani ben şok yaşarken telefondan sizi söylüyor. Baktım Yalçın Bayar, abi dedi baban ölmüş, haberi yazdırdı öyle. Bizim gazetecilik öyle. Babasını genç yaşta bir trafik kazasında kaybeden Barlas, gazetecilik serüvenine devam ederken 1968 yılında Canan Barlas'la Cumhuriyet Gazetesi'nde tanışır. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra Haziran'da bitirdim. Ekim ayı içinde Cumhuriyet Gazetesi'ne çalışmak üzere girdim. Gazeteci olmak istiyordum. Orada Mehmet'le rastlaştık. Rastlaştığımız günün ertesi günü beni bir aile yemeğine davet etti. Ve orada da bana evlenme teklif etti. Canan Barlas'a ilk görüşte aşık olan Mehmet Barlas, kısa süre içinde evlenip aile kurar. Ben biraz şakalaşıyor zannettim evlenme teklifini, ha ha falan dedim. Sonra baktım pek şaka değil yani. Şakamsı ama sahi tarafı daha çok, öyle bir şey oldu yani. Ondan tanıştığımda 24 yaşındaydı. Müthiş bir alt kültürü vardı. Dünyayı takip ediyordu, Türkiye'yi takip ediyordu. Gazetenin içinde, o da çok yeni genç bir adam olarak dış politika yazarlığı yapıyordu. Çok iyi dinlemeyi biliyordu. Soğukkanlıydı. Herkese entelektüel tartışma yapıp doğru yolu bulmayı başaran bir insandı daha o yaşta. 1969 yılında ilk çocukları Cemil Barlas dünyaya gelir. Ardından Ela Barlas. Yani çok şanslıyım çünkü çok hoşgörülü, çok şefkatli ve her şeyi bilen bir babam vardı. Tabii ki baba oğlu ilişkimiz vardı ama daha bir rol model gibiydi. Daha arkadaş gibiydik de. Kafamız da çok uyuşur. Yani dünyaya bakış, siyasete bakış, olaylara bakış, insanlara bakış açısından da hani ters düştüğümüz çok söylenemez. O yüzden benim konuşmam çok zor yani. Hani kendimi övmek gibi bir şey olacak. Her şeyi onunla paylaştım. Her şeyde örnek aldım. Çok da asil bir ruhu vardı. Hepimize çok önemli bir hayat örneği oldu. Yani yeri doldurulamaz. Benim için, benim içimde yaşıyor. Ben kaybettiğimi halen idrak edemiyorum. Mehmet Barlas ailesine bağlı bir entelektüeldi. Aile insanın iç kalesidir. Diğer tüm mücadeleler bu kalenin dışında verilir derdi. Aile. Yani her şeyin üzerinde aile. Çok iyi bir aile babasıydı. Yani onun için aile iç kaleydi. Bütün orada problemler çözülür. Dışarıda hiçbir zaman konuşulmaz. Ve o iç kaleyi iyi muhafaza etmek lazımdır diye bir düşüncesi vardı. Yani çocuklarına da çok hoşgörülüydü ama dede olarak daha onun ötesinde yani. Torunlarına çok düşkündü hiç. Hayatta tek kelime onlara kızdığını, şey yaptığını görmedim. Yani aşırı düşkündü. Bir tek zaten son zamanlarında da o torunları geldiği zaman mutlu oluyordu. Başka
hani çok da kimseyi de istemiyordu etrafında. 28 Şubat sürecinde ben Amerika'da okurken onlar işlerinden oldular. Neticede benim eğitimim yük olacak diye ben çok üzüldüm. Fakat hiçbir zaman kaygı, endişe aktarmadı. Hep serin kanlıydı. Dolayısıyla bize de bunu aşıladı. Bana öğrettiği şey bu. Vazifeni yapacaksın, olanla huzurunu bulacaksın. Barlas'ın gençlik yıllarındaki tanıklıkları sanki yıllar sonra Türkiye'de yaşanacak fırtınaların da habercisiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Cumhuriyet gazetesinde mesleğine devam ederken Türkiye 12 Mart muhtırasıyla sarsılıyor, Mehmet Barlas da işinden oluyordu. 12 Mart muhtırası, ben o sırada Cumhuriyet Gazetesi'ndeydim. 12 Mart muhtırasında işine ilk son verilen gazeteci bendim. Cumhuriyet'te susturulmuştum 12 Mart'ta. Kırılgan dönemlerin gizli kahramanıydı. Her darbede mesleğinden oldu, işinden oldu. Bütün hayatımız bizim 30 kereye yakın o darbeler, darbecikler nedeniyle iş hayatı kesintiye uğradı ama o arada iş adamı oldu para kazanmak için, çocuklarını okutmak için. Usta kalem yıllar sonra verdiği bir röportajda ömrüm darbelerle geçti. Her devrin darbe yiyen adamı oldum diyecekti. Mesela eskiden hep bilirdik bütün darbeleri Amerika yaptırdı. 12 Eylül olduğu zaman Washington'a haber gidiyor. Başkan Reagan kim yapmış darbeyi diyor. Bizim çocuklar yapmış diyor o zamanki bakan. Yani hep darbelerden Amerika'nın haberi vardır. Barlas'ın çalışmaları Türkiye'nin siyasi ve sosyal gündemini şekillendirmede önemli rol oynuyordu. Mesleği gereği devrin tüm siyasileriyle iç içe bir hayat süren Barlas, bakış açısıyla, bilgisiyle, tecrübesiyle öne çıkıyor. Mehmet Barlas aslında çok yönlü birisiydi. Yani Mehmet Barlas sadece bir dost değildi, bizim için bir dost oldu. Bütün yemeklerde, akşam yemeklerinde zaman zaman hep dostlar toplanırdık. Bazen onlarda, bazen bizde. Bu hakikaten yaşanmaya değer bir dostluktu. Turgut Özal'la çok ciddi bir paylaşımı vardı. Teknoloji, siyaset, dünyada olan biten her şeyi iki dost gibi paslaşıyorlardı. Hani bu şekilde de arkadaşlıkları çok gerçek ve hiyerarşisiz bir şekilde cereyan ediyordu. Her dönemde devleti yöneten kişilerle yakın ilişkileri ve dostlukları olmasına rağmen bir devlet memuru üzerinde bunu hiçbir zaman bir baskı aracı olarak kullanmazdı. Sanki o insan o değildi, apayrı bir kişiliği, kimliği olurdu, bir ağabey olurdu, bir dost olurdu, bir arkadaş olurdu. Siyasi olarak hani yollarını kesiştiği liderlerle, yazarlarla paylaşımda bulunuyordu. Bu insanların kimi devlet başkanı oluyordu, kimi edebiyatçı oluyordu, kimi doktor oluyordu, kimi müzisyen oluyordu. Çok telefon ederdi, bana çok telefon ederdi. Düşüncelerimizi karşılıklı konuşmaktan da çok keyif alırdık. Sadece telefonlar değil, yemekler bizim çok şeyimizdi. Böyle dediğim gibi aile yemekleri olurdu. Aile boyutu bir öğrenme süreci hepimiz için. Bu dostluğun önemli bir simgesiydi, farklı bir şeydi. Takvim yaprakları 1980'i gösterdiğinde bu kez Türkiye 12 Eylül askeri darbesiyle tanışıyor. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Darbenin mimarı Kenan Evren'i evinde ağırlayan Barlas, yıllarca eleştirilse de onun haklı nedenleri vardı. Telefon etti. Yazılarınızı okuyamıyorum, neredesiniz dedim. Şu anda işsizim. Ziyarete gelebilir miydi dedi. İşte şeref verirsiniz dedim. Bir yalı kiralamıştık, oraya geldi. Kenan Evren'in bana söylediği, 12 Eylül döneminde söylediği bir sözü hatırlıyorum. Dedi ki bakın Sayın Barlas dedi. Biz darbe yapıp
kışlasına dönmeye kararlı son kuşağız dedi. Bizden sonra gelenler eğer darbe yaparlarsa hiç dönmezler dedi. Mehmet Barlas, Türkiye'ye karşı kurulan kumpasları çok iyi analiz edebilen birkaç isimden biriydi. Kaos ortamında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini, sentez kabiliyetiyle, siyasi tahlilleriyle geniş perspektif koyabiliyordu. Ecevit'in yüzüne şunu çok açık hatırlattım. Çankaya'da 1960'lardaki askerin zorla yaptırdığı zirveleri, Osman Bölükbaşı'nın nasıl jip atılarak Çankaya'ya götürdüğünü gayet iyi hatırlattım. Yazılar yazıyordum, mülakatlar yapıyordum. Hiç unutmam başlıkları. Ya geliyorlar, dikkat edin. Evin kapısını sökmüşsünüz, penceresini sökmüşsünüz. Bekçiler çıkarmışsınız. Acaba hırsız eve girer mi diyorsunuz? Bütün bunlar yazıldı. Çok büyük bir analiz gücü vardı. Tarihten geleni, bütün dünyanın gidişatıyla, geleceğiyle bütünleştirebilirdi. Yani Türkiye'nin yakın tarihinden geleni Türkiye'nin gününe getirir ve o günde bırakmaz, dünyanın geleceğiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini birlikte analiz edebilen bir kalemdir. Bu çok farklı bir şey. Mehmet hiç siyasi hata yapmadığı için derin devlet operasyonlarına hiç katılmadı. Mesela 12 Mart operasyonu tam bir gene Amerika'nın Türkiye üzerindeki oynadığı oyunların bir şekliydi. 12 Eylül'de öyleydi. Bütün buralarda asker karşıtı, vesayet karşıtı olarak durmayı bildi. 1980'lerde ve 1990'larda Türkiye'nin en önemli kanaat önderlerinden, köşe yazarlarından biri haline gelecekti. Dönemin başbakanı, daha sonra cumhurbaşkanı seçilen merhum Turgut Özal'la çok yakın dostluğu vardı. Bir evde davetliydik, fasıl vardı. Turgut Özal da yanımda, işte başbakanlık müsteşarlığını planlamada bulunmuş. Baktım kollarını kavuşturmuş, o da Zekai Dede'nin bir şarkısını, bestesini söylüyordu. Ne tatlı adam dedim. Sonra oturduk, ahbap olduk. Sonra da her dakika işte birbirimize gelip gitmeye başladık. Arkasından başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu ama arkadaşlığımız sürdü. Mesela Turgut Özal'la en dost olduğu zamanda bir iki sene darıldı ona bir sebepten. Yani o eşit ilişki kurardı. Ben kalemimle herkese eşitim görüşündeydi. Babam Turgut Özal'la çok yakın dostluğu vardı. Gece geç saatlerde de araşırlardı. Bizim evde de bulunmuşlukları vardı. Burada yine bir Alaturka gecesi yapılıyordu. Turgut Özal da buradaydı ama o zaman Körfez Savaşı vardı ve sıcak iletişim vardı Beyaz Saray'la. Dolayısıyla da babamın çalışma odasına zaten hazırlıklı bir şekilde kurulmuşlardı. Telefon çaldı. Telefona da ben cevap verdim. Ben Beyaz Saray'dan arıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum dendi. Ben de panik halinde babama gittim, dedim ki Bush arıyor, ne yapmam gerekiyor diye. Güçlü kaleminin yanında entelektüel birikimi ve nezaketli kişiliğiyle tam bir misafirperverdi Mehmet Barlas. Evi herkese açıktı, dost biriktirirdi. Yani Turan Güneş bana şey demişti, herkese babasından para kalır. Sana arkadaşlar miras kalmış demişti. E kim bunlar işte? Turan Güneş, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı. Biz bir küçük katta Vehbi Bey'i, Sakıp Sabancı'yı, Turan Güneş'i, Muazzez Sabancı'yı, Necmi Rıza'yı aynı apartman katında aynı gece ağırladık yani. Türk sanat müziği konusunda çok geniş bir arşivi vardı. Uyurken dahi Türk sanat müziği dinleyen Mehmet Barlas'ın iç dünyasında müzik önemli yer taşırdı. Müzik dinlemeye giderdik, musiki dinlemeye gittiğimiz vakit, hatta o gazinonun sahibi de o zaman ya bir daha bana söylerdi ya bunlarla ne olur gelme, bunlar geldiğinde diyor gal astrolojiler imtihana giren talebe gibi 18. 19. yüzyılda bu tarafa bir türlü geçmiyorlar. Müzisyen sanatçı arkadaşları vardı, onları hiç yanından ayırmazdı. Yaptığı müzik programlarını da normal siyasi programlardan çok daha severek yapıyordu. Ben daha hiç babama birinin gidip de siz şunu dinlediniz mi diye sorduğunda ben onu bilmiyorum dediğini görmedim. Mutlaka telefonundaki şeyden açıp sen esas o kişinin bu eserini biliyor musun diye
hemen topa girerdi. Ciddi bir İbrahim Tatlıses hayranlığımız vardı ikimizin. Oturup saatlerle müzik dinleyip coşardık. Barlas, meslek hayatı boyunca hep milli iradenin yanında yer aldı. Özellikle 28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan hükümetine yönelik darbe girişimine karşı duracak, askeri vesayetin baskısı nedeniyle programını sonlandırmak zorunda kalacaktı. Mehmet Barlas çok dik durmuştur. Sadece bir darbeye karşı durmanın dahi basında çok büyük bir şeyi vardı. Sonra zarar vermemek için gazete sahiplerine, biraz da onların da isteğiyle ayrıldı gazetesinden. O zamanlar bunu yapabilmek çok zordu, şimdi söylemek çok kolay. Bizim bulunduğumuz sosyal çevrede her zaman babamın duruşu anlaşılmadı bence. 28 Şubat sürecinde entelektüel çevrede olan insanlar babamın neyin mücadelesini, neyin davasını peşinden koştu, bunu ne kadar anladılar, ne kadar anlayamadılar, onu maalesef bilemiyorum ben. Usta gazeteci, Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık ettiği bu acı tecrübelerini gelecek kuşaklara ders olması için yüzlerce makale, köşe yazısı yazdı. Yüzlerce televizyon, radyo programı yaptı. Türkiye'de darbeler ve kavgalar dönemi, Turgut Özal'ın anıları, Türkiye üzerine pazarlıklar gibi birçok başucu kitabını kaleme aldı. Biz bir Amerika seyahatine gittik. Türk-Amerikan İşbirliği iş adamlarının seyahatiydi. Orada bir takım akademisyenler işte küresel dosyalarını hazırlamışlar. Konferanslar veriyorlardı. Ben anlamadım, bu onun da bir konuşmacı oldu. Biraz sonra Mehmet Barlas dediler. Aa, Mehmet çıktı. Hiç elinde ne dosya var, ne kağıt var, ne de ceketi bile var. Elini cebine koydu. Dünya tarihini epey gerilerden başlayarak İngilizce olarak araya fıkralar, espriler katarak, kahkahalar içinde bırakarak anlattı. Her şeyi Google biliyor demişler. Hiç de değil diyor. Benim karıma bakarsanız her şeyi benim karım biliyor diyor. Her şeyi sen biliyorsun. Mehmet Barlas'a göre herkes en iyi bildiği işi yapmalıydı. Mesleğine olan bu sadakati nedeniyle bakanlık tekliflerini geri çevirecekti. Ona Turgut Özal, Sadi Irmak, hatta Kenan Evren bile bir ara siyasete girmesini söyledi. Mehmet hepsi de ben siyasete girmek istemiyorum dedi. Mehmet Barlas'ın kaleminden çıkan her satırda Türkiye'nin yakın tarihi gizliydi. Toplumu bilinçlendirmek, dolmayı pirinçlendirmeye benzemez. Cesaret, korkunun karşısında zarif davranabilmektir derdi. Mehmet Barlas'ın karakteri de mesleki duruşu kadar etkileyiciydi. Ailesine olan bağlılığı, dostlarına olan sadakati ve insanlara karşı gösterdiği samimiyetle tanınırdı. O sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda güvenebileceğiniz bir dosttu. Liberal düşüncenin en önemli temsilcisiydi Mehmet Barlas. Kendi toplumunu, kendi kültürünü sever ve bilirdi. Bizim bazı aydınlarımız çünkü kendi halkının değerlerine küçümseyerek bakar. Uzaktır onlardan sonra. Onda hiç böyle bir şey yoktur. Toplumuna karşı değildi. Toplumuyla birlikte hareket etmeyi severdi. Onlara yani tepeden bakma değil, beraber yaşayarak doğruyu bulma arayışı içerisindeydi. Türk halkını çok sevdi. Özgürleşmesini ve refah içinde olmasını istedi. Ve bu çizgide olan siyasi bütün iktidarları veya çizgileri olağanüstü gücüyle desteklemeye gayret etmiştir. Bence son derece doğru bir şekildir bu. Başkan Erdoğan'la da uzun yıllara dayanan bir dostluğu vardı Mehmet Barlas'ın. Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu için hapis cezasına çarptırılan Erdoğan'ı
cezaevinde ziyaret etmişti. Erdoğan'ın kişiliği çok farklı. Kendisi anlatmıştı bana. Yani buradaki baronlardan biri kendisine gidiyor. İşte diyor ki şu şunları istiyorum diyor. Ondan sonra vermezsen yani aramız açılır ve elimdeki medyayı falan da kullanır. Bak diyor, sen beni tanımıyorsun, ben Kasımpaşalıyım diyor. Seni fena yaparım. Bana posta koyma, çok fena olursun cevabı veriyor. Yani Erdoğan'ın hem inancı var hem de çok kabadayı bir kişiliği var. Hiç korkmuyor. Öngörülü, vizyon sahibi bir gazeteciydi Mehmet Barlas. 21. yüzyılda Türkiye'nin Başkan Erdoğan'la birlikte yeniden şaha kalkacağına inanıyordu. Tıpkı Özal döneminde olduğu gibi. Hükümete yakın imaları vardı ama o onu hiç dinlemedi. En son Turgut Özal'ı yedirtmem dedi. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık icraatları ve şeyi karşısında, gayreti karşısında Tayyip Erdoğan'ı da yedirtmem dedi son sözlerinde. Ve biz bundan çekinmiyoruz. O da bunu bilerek ve isteyerek söyledi. Çok insancısınız, çok sıcakkanlısınız, ailenize düşkünsünüz. Birlikte olunduğu zaman bal gibi tatlı bir adamsınız. Gazeteci yazar merhum Mehmet Barlas'ın geride bıraktığı boşluk kolay kolay dolmayacak, adı ve anıları hiçbir zaman da silinmeyecektir. Eğitimde, sağlıkta, sosyal alanda Başkan Erdoğan sık sık gazeteci dostu Mehmet Barlas'la yaptığı televizyon programlarıyla kamuoyunu bilgilendiriyordu. 1930'lu yıllarda Henry Ford'a bir müşterisine mektup gelmiş. Sizden aldığım otomobilin klaksonundan başka her yerinden ses çıkıyor demiş. Mektupta şikayet mektubu. Yani bazen canınıza tak etmiyor mu diyorum. Bütün birikmiş yanlışlar hep sizin sırtınızda. Siyaset evet. Savaştan daha zor. Savaşta bir kere ölürsün. Siyasette. Savaşta bir kere ölünür, siyasette her gün ölür. Siyasette her gün ölünür. Son dönemde Sabah gazetesi başyazarlığı yapan Mehmet Barlas, NTV'de de Makam Farkı adlı programı yapıyordu. Bu sene Cumhurbaşkanlığı ödülü Türk müziği dalında Erol Sayın'ın oldu. Bu sene bu kıymet bilmek gündeme geldi. Hmm, gerçekten evet. Kıymet biliniyor. 81 yaşındaki gazeteci tedavi gördüğü hastanede 1 Haziran 2023'te hayata gözlerini yumdu. Allah makamını cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Aile adına hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mehmet Barlas, Türk basınının efsane isimlerinden biri olarak hafızalarda yaşayacak. Daha henüz tam idrak etmiş değilim. Çünkü yani öyle büyük bir güç, öyle büyük bir varlık. Her bakımdan ismi de cismi de kendi de büyük bir varlık. İnsan hayatından gidince o boşluk çok büyük oluyor. Öyle. Yani çok iyi geçtiği söylenemez. Anlamaya çalışarak geçti. Çok özlüyorum. Bu kadar. Olsaydım bir asil rüzgar olsaydım. Onunla dost olmaktan, onunla ailece birliktelik yaşamaktan her zaman çok büyük bir haz aldım. Bence onu tanımak, onunla birlikte o günleri geçirmek bir büyük ayrıcalıktı. Ben babama çok aşığım. Vallahi çok derin bir özlem var. Son dönemlerinde de pek fazla kimseyle görüşmüyordu, yorgundu ben. Sağ olsun bize özel bir yer ayırıyordu. Emin olun çok büyük bir boşluk hissediyorum. O yokluk da uzun geliyor insana. Özlem büyüyor. Dolayısıyla hem çok kısa hem çok uzun. Öyle bir durum. Kendisine sevimli, sıcak sohbetine her zaman bir özlem duyuyoruz. Şefkatli, mütevazi, küçüklerine karşı son derece sevecen, üstün ve geniş kültürel birikimine rağmen bunu hiçbir zaman öyle insanın başına kalkmayan, tevazu terbiye içerisinde bu bildiklerini ortaya koyan bir samimi kişiliği vardı. Bu kişiliği özlüyorum. Çok ciddi şekilde özlüyorum. Ağlayıp bezar olsaydım, şu yangında har olsaydım, ağlayıp.
çok uzun yıllardan beri tanıdığım, önemli Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir gazeteciydi. Çok Türk siyasi hayatını, Türk tarihini, toplumsal gelişmeleri en iyi okuyanlardan bir tanesiydi. Milletimizin başı sağ olsun. Önemli bir kayıp. Kendisini üniversitede okuduğum yıllardan beri kendisini tanıma imkanı elde etmiştim. Yeri doldurulmaz bir gazeteci. Allah rahmet eylesin. Zaten Türk bayrağıyla da gömüldü. O da bence çok hak ettiği bir şeydi. Çünkü Türkiye'nin her zor zamanında bir gizli kahraman gibi arkadan Türkiye'nin bütünlüğü, refahı, özgürlüğü için tercihlerde bulundu ve bunu aksettirdi. Olsaydım, olsaydım, yıkık perişan olsaydım.